10 bin, borsa 10 bin olacak. Ama ne zaman olacak? Şimdi bu gibi sorular her zaman... 3 vali, 2 yıllık yani. Orta vadeli programda. Enflasyon olan bir ülkede borsada, borsanın yol haritası hep yukarı gidecek zaten yani. Bunlar olacak şeyler. Ama hangi vadede olacağı ilgilendiriyor. Kısa vadede borsadaki hareketin aşırılığa ulaştığını düşünüyorum. Çok iyimser fiyatlanıyor her şey. Gelen yatırımcı çok bilinçli değil. Ben gelmesin demiyorum. Borsaya çok yatırımcı gelsin. 6 milyon değil 10 milyon olsun yani. Ama bu kadar hızlı ve motivasyonu yanlış. Yani şimdi enflasyondan kendini korumak için geliyor ama alternatifsizlikten geliyor. Borsanın alternatifi nedir normalde? Eskiden mevduat müşterisiydi. Yani insanlar paralarının bir kısmını mevduatta tutardı. Şimdi diyor ki ya mevduatta ben param eriyor enflasyon karşısında, gideyim borsaya. Ben gitmesin demiyorum ama gittiği zaman borsanın öyle riskli bir enstrüman olduğunu da bilinciyle gitsin. Yani bugün alır hisse senedini, yarın parası yarı %50 kaybederse, ya ben enflasyondan koruyacaktım, param yarıya düştü de karşılaşabilir ki. Şimdi halka arzlardan sonra hisselerin böyle tavan %500, %200, %400 bir anda böyle hareketler arka arkaya yaptığını görüyoruz. Şimdi o hisseleri hala yüksek fiyattan da bunlar şuraya gidecek, buraya gidecek diye aldığınız zaman bunların hiçbir yere gitmeyip de tam ters yönde hareket ettiğini görmeye başladık. Son günlerde özellikle hızlı hareket eden hisselerin hızlı geriye gelmeye başladığını gördük. Önümüzdeki dönemde bunları fazlaca göreceğiz. Çünkü ben bu geniş kitlelerin bir anda geldiği zaman borsanın, yani sermayenin böyle bir anda yayıldığı zaman tekrar toplamasının zor olduğunu görüyorum. Burada sermaye piyasası kuruluna çok önemli görevler düşüyor. Yani halka arzı destekliyoruz. Evet gelsinler ama geliş şekli o paraların özellikle halka arzdan, şirketlerin, yani şirket ortağı istediğini yapar. Sen şimdi halka arz etmek ne demek? Bir şirkete ortak oluyorsunuz. Ortak olduğunuz zaman ortağın hissesini size devrediyor. Halk geniş mesela. Bir halka arzı 2 milyon, 3 milyon yatırımcı başvuruyor. Siz bir kişinin hissesini mesela 3 milyon kişiye yayıyorsunuz. Bu son derece güzel. O insanların artık o şirketin iyi performans etmesini beklemesi. Geniş şeyde fakat yani o şirket eğer sahibi iyi niyetli mi? Aldığı parayı dövize çevirip yurt dışına gönderip başka bir harcama bir ortaktır istediğini yapar ama normalde şu anda madem siz halka arzı destekliyorsanız sermaye piyasası kurulu şuna bakması lazım. Bu şirketler halka arz edilendir özellikle alsın parayı şirkete harcasın yatırım ki yapsın. Yatırım yapsın o şirket büyüsün. Krediyi takip gelen eder 2 gibi milyon, 3 milyon şirketi kişi de, takip etmek. Aynen gelen 2 milyon 3 milyon kişi de mağdur olmasın. Bu halka arz geliri nereye gidiyor? Evet, krediler yani nereye gidiyor? Böyle çok büyük borcu olup da onu kapatacak şirketler var. Onlara da bazı izinler verildiğini görüyoruz. Ya ben genelleme yapmak istemiyorum. İyi niyetli son derece. Ama aralarda o tip sorunlar daha sonra sıkıntı olacak. Yani tamam borcunu kapatsın şirket de. Sen borcunu finanse etmek için halka arza onay veriyor olman biraz daha öncelikli olarak gerçekten şirketi büyütmeye, Türkiye ekonomisini büyütmeye destek verecek şirketlerin halka arzda öne alınması lazım. Tam bu istenen seviyede yapıldığını düşünmüyorum. Bu sorundur. Nedir? Çünkü o para sistemde kaldığını zannediyoruz ama tam tersine vatandaşın çevredeki parasının belli bir grubun eline geçtiğini görüyoruz. Onun da parayı nasıl değerlendireceğini bilemiyoruz. O açıdan bunu da zaten normalde kimseye sana ne kardeşim ben paramı sattım hissemi aldım paramı haklı yani ona da bir şey diyemez. Ama sermaye piyasası kurulu burada ekonominin genelinin nasıl bir borsaya akın ettiğini gördüğü için bunu daha iyi dengelemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa vadede borsa için iyimser değilim o kadar. Yani bugün hemen alır başına gider. Hayır bence zaten seçim gecesinden beri biliyorsun ben borsayla ilgili iyimserdim. 6 binleri 7 binleri gelmesini bekliyorduk yani yükselişte. 7 bin diyorum mesela. Evet. Ama şimdi artık 8 binin üstündeki borsa ben kısa vadede fazla iyimser fiyattandı düşünüyorum. Dolayısıyla bazı buralardan bir soluklanma, geri çekilme. Şimdi bütün iyimser beklentiler neydi? OVP olacak, yurt dışından para gelecek, şu gelecek. Tamam işte yani bunlar geliyor teker teker. İşte hafta sonu yani mesela yarın... Para biraz bekliyor herhalde. Ya şimdi çok ama para konuştuk yani. Daha pek fazla hiç bir şey de gelmedi IMF yani. IMF diyor ya, Devrim Akyalı. Evet ya çok büyük bir de bu paraların bedeli şey ne? Gelmedi evet. Bedeli ne yani? Siz sana şimdi bu biz, ben bu 2000-2002 dönemlerini piyasada yaşadığım için bu 2000 bu dönemi 2002 ile 2005 arasına benzetiyorum. Ve 2024 birazcık böyle o 2023'teki sıkışıklık gibi olacak. Şey 2003'teki sıkışıklık gibi olacak. Böyle para bekliyoruz, para falan gelir ama bedelli geleceği için ya o parayı da sana git borsanda harca bu parayı insanlara yay dağıt diye vermiyorlar yani kredi olarak ver, ekonomini kalkındır. Hayır. Dikkat et, dertlerini çöz ama benim parama sahip çık diye verecekler. Herkes böyle verir o parayı. Dolayısıyla
oradan alacak paraların böyle borsayı şahlandıracak etkisi olmayacak. Yani önümüzdeki aylarda, şimdi önümüzdeki bir ay falan ben biraz... Bu arada para bedava alın siz kullanın diye hibe olarak gelmiyor yani. Kimse vermiyor. Tam mesela... tersine aslında genel ekonomiye iyi olan şeyler kısa vadede borsa için iyi olmayan şeyler. Evet. Yani diyor ki ben sıkılaştıracağım bak sahip çıkacağım öyle artık harcamaları azaltacağım falan dediğin anda ki eninde sonunda denecek bunlar... Ve bu borsa için çok iyi bir şey değil yani mantık yani. Biz istiyoruz ki piyasada kredi bol olsun, likidite bol olsun. Faizler yukarı çıkacak diyoruz. E bu şirketler ne yapıyor? Kredi borçları var yani insanlar. Neyle dönüyor ekonomi? Ekonomi dediği şey krediyle döner. E kredi faizleri yukarı çıkmayacak mı? Faizler yukarı gitmesini iyi olarak yorumluyoruz. Bir noktaya kadar iyi ama bir noktadan sonra piyasayı tıkayıcı etki yapacak. Yani ekonominin geneli için uzun vadede iyi olan şeyler kısa vadede borsa için iyi değil. Uzun vadede yine iyi. Ona hiç itirazım yok. Uzun vadede borsa çok iyi bir yer. İyi bir alternatif. Ama kısa vadede borsanın ben böyle aşırı iyimser fiyatlandığını, buralardan biraz böyle satışların gelme ihtimali olduğunu, düzeltmelerin beklenebileceği yerlerde olduğumuzu, yani %10'lara 20'lere kadar düzeltmenin normal karşılanması gerektiğini, o tip düzeltmeleri mi hatta için yeni yatırımcısın şu anda bizi izliyorsun. Ben diyorum ki biraz sabırlı ol, biraz bekle. Evet paranın bir miktarı hala borsada kalabilirsin sorun yok. Ama bir geri çekilme olsun. Herkes korkarsa bir kötü haber geldi. Aa o borsa kötü olacak. İşte o gün gir tam tersine. O gün alım yap. Hmm. O zaman kaybetme şeyin çok daha düşecek. Biraz da gerçekten araştırma yaparak girmek lazım. Yani şu anda... Mesela bu her hafta geleceksiniz. Evet. Orada riskler olduğunda yatırımcıları uyarırsınız bence. Aynen yani çünkü günlük olarak bu şeyler değişiyor fiyatlar. Şu anda ama 8000'in üstündeki borsa, 8000 benim trend takip seviyem yani. Borsa İstanbul 8000'in üstünde kaldığı sürece trend yani beni de yanıltabilir, daha da kuvvetlenerek devam edebilir ama... Risklerin arttığı ortamda ben mesela kişisel olarak çok fazla 8000 üstünde pozisyon, böyle uzun vadeli pozisyon taşımam yani. Çünkü daha iyi fırsatların gelebileceğini düşünüyorum. Ama 8000'in altındaki bir kapanış mesela... Daha iyi seviyelerden gerilebilir, daha yüksek kazanç sağlanabileceğini düşünüyorum diyor Yerim. Evet yani canlar yanabilir. Yani kısa vadede neden kaybedesin yani? Biz hep baş seviyesi ve ayak seviyesi takip ediyoruz. Ama göğüs seviyesi iyidir yatırım için. Çok güzel bir tespit. Yani o tepelere yani en tepeyi bilen... Yani biz hep istiyoruz ki hep tepeden alalım tepeden evet, de devam tepeden etsin yani. Devam etsin. En dipten alalım tepeye evet. Çıksın istiyoruz ama göğüs seviyesi fena değildir. Korursun. Tepeleri ve dipleri yakalamak borsada aslında yapılacak en büyük hatadır. Ki aslında yakaladık yani seçim gecesi diyorum ya 4400'de endeks. Göğüs seviyesini de kestiremiyor artık o kadar çok bileşen var ki. Evet ya şimdi 7000 mesela bir düzeltme olsa şu anda 7000 benim alış yapabileceğim bir seviyedir. Yani o öyle bir puanlık bir düzeltme yapsa piyasa. Önemli bakın. Olabilir. Yani 8000 altta kapalış gelirse bu arada gelmediği sürece yani burası böyle şimdilik. İte kaka gidiyor ama çok yoruldu. Çok büyük bir düzeltmeden de bahsedilmiyor evet, zaten. Yani dolar bazında çok büyük bir hareket olmadığını görüyoruz. Dolar bazında endeksi ben 325 falan bir hedefim vardı orta vadeli. Henüz tam oraya gitmedik ama yakın geziyoruz. Belki son bir not arttırım veya not arttırım diyebilirim de görünüm pozitife bu hafta Fitch'in bir... Cuma gecesi bir değerlendirme belki not artırabilir bu hafta diye. Görünümü pozitife çevirme ihtimali var. Ama böyle aşırı iyimser fiyatlama bunlar hep satış fırsatı olarak değerlendirecek. Dalga mı çevirmişti bizi görünümü? Evet ya yani görünümü pozitife çevirmişti. Şimdi Fitch de yapabilir aynı şeyi.